Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar diğer bir araç ile en yakın bakım onarım yerlerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilir. Bozulan araçlar çekilebilir diyor kısaca. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan değildir? Bu biridir, biri değildir kısmını özellikle dikkatli okuyun, sınavda yanlış yapar, size tuzak kurarlar. A. Çekilen aracın ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından az olması. Bu önemli. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması. İkisi de sürücülü olmalı arkadaşlar. Hem çeken hem çekilen. Her iki aracın da boş yüksüz olması. Yine önemli. O da önem arz ediyor. Fakat şu yanlış olan B seçeneği. Diğerleri doğru arkadaşlar. Sonraki soruya geçelim. Evet değerli arkadaşlar, videolarımızı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bizi Instagram'dan takip edin. Instagram sayfasının linki videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Ayrıca uygulamamız var. Evde otururken, işte çalışırken ya da akşam yatmadan önce uygulamamızdan birkaç soru çözmeniz sizin için faydalı olur. Uygulamanın indirme linkini de yine açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka indirin arkadaşlar. Belki başka uygulamalar indirmişsinizdir. Birçok uygulama birbirine benziyor. Fakat ben şöyle bir şey yaptım. Bizim öğrencilerimiz de faydalanıyor bundan nihayetinde. Onun için minimum reklam koydum. Arkadaşlar çok az reklamla karşılaşabileceğiniz bir uygulama yaptık. Yani reklam yok denecek kadar az. Onun için tavsiyem indirin. Diğer uygulamaları ben tek tek inceledim. Baktım, ben de baktım. Arkadaşlar reklama boğuluyorsunuz. Soru çözemiyorsunuz reklamda. Sırf onun için bu uygulamayı yaptım. Ben de kendi kurs öğrencilerimize tavsiye etmek için yaptık daha çok. Tavsiye ederim size de, en azından daha az reklamla karşılaşırsınız. Daha rahat soru çözersiniz. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Videolarda beğenirseniz sevinirim. Sorumuza dönelim. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa hangisi yapılır? Motora yağ eklenir, far ampulleri değiştirilir, arka cam rezistansı çalıştırılır, buji kabloları ve bobin kurutulur. Arkadaşlar adı üstünde sorudan anlıyoruz, nemli hava ya da yıkama. Yıkamada ne olmuş olabilir? Aracın bir yerlerine su kaçmıştır ya da bir yerini nemlenmiştir. Doğru cevabımız D seçeneği. Bakın buji kabloları ve bobin nemlenmişse ya da su kaçmışsa benzinli araç zor çalışır, bazen de çalışmaz. Bu tür durumda buji kabloları ve bobini kurutmanız, kontrol etmeniz fayda sağlar. Yıkamalardan mümkün mertebe, zaten biz bu kısımları yıkamıyoruz ama istemeyerek de olsa, kaçtıysa aklınıza bu gelsin. Doğru cevabımız D seçeneği. Sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? Fren mesafesinin artması, güvenli sürüşün sağlanması, aracın kontrol edilebilirliğinin artması, engelle karşılaşıldığında doğru noktada durması. Fren mesafesinden bahsediyor. Pardon, hız arttıkça meydana gelecek tehlikeli durum. Doğru cevap A seçeneği. Hızınız artarsa fren mesafesi artar, bu da tehlikeye yol açar. Güvenli sürüşün sağlanması tehlike değil. Güvenli bir sürüş aynı zamanda araç kontrol edilebilirliği artmış olması tehlike değil, daha iyi fayda sağlar. Doğru noktada durması yine fayda sağlar. Fakat A seçeneği, mesafenin artması tehlike oluşturur. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra, B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce, C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra, D. Hayati tehlikesine karşı önlem aldıktan sonra. Evet, bu sorumuzda ilk yardım sorusu gördüğünüz üzere. Arkadaşlar ilk yardım neydi? Kaza yerinde yapılan ilk müdahale, ilk yardım diyorduk biz. Yani tıbbi malzeme ya da teçhizat olmasına gerek yok. Elimize ne geçerse. Tabii dikkatli bir şekilde olmak şartıyla orada yaptığımız ilk müdahaleye ilk yardım diyorduk. Bunlar önemli arkadaşlar. Söylediğim her şey önemli. Hem sorular hem benim söylediklerimi dikkat alın. Onun için sadece sorulara odaklanmayın. Burada ne zaman sevk edilir? Arkadaşlar ilk yardımda biliyorsunuz, bari ilk yardım konusu açılmışken birkaç kelam daha edeyim. İlk yardımda ilaç kullanılmaz. İlaçla tedavi olmaz. Yiyecek, içecek, sıvı ve benzeri şeyler mümkün mertebe verilmez. Bunlar da sınav sorusu, mesela bayılmış kişiye su vermek falan gibi çıkıyor sınavda, asla verilmez. Yapmamız gereken
hayati tehlikesine karşı önlemi alıp, yani yaşamsal önlemi ilk müdahale olarak alıp sonra hastaneye sevk ediyoruz. Doğru cevap D seçeneği burada. Yaşamsal olarak hayati riskini atlattıktan sonra sevk ediyoruz. Hiçbir müdahaleden önce olmaz. Bu ilk müdahaleyi yapıyoruz. Yani dediğim gibi ilk yardımda kesinlikle yiyecek, içecek ve benzeri şeyler vermemeye çalışıyoruz. Ondan sonra hayati tehlikesini atlamasını sağlıyoruz. Kanamalara, şeylere ilk yardımını yapıyoruz. Ondan sonra hastaneye sevk ediyoruz. Zaten ondan sonraki aşama tedavi aşamasıdır. İlk yardım içerisine girmez. O da bir ayrıca sınav sorusuydu. Sonraki soruya geçelim. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedenin boynun travması yoksa, bakın önemli, boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon hangisidir? Sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğsüne değecek şekilde oturması olması. B. Sırt üstü yatar pozisyondayken başın geriye doğru olması. C. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. D. Yastıksız olarak sırt üstü yatırılması. Burada boyun travması olmaması, bir de suni solunum yapılacak. Boyun travması önemli. Çünkü bu pozisyonu boyun travmasında veremezsiniz. Hangi pozisyon? Şuradaki pozisyon arkadaşlar, verilecek pozisyon. Şu gördüğünüz fotoğraftaki pozisyon. Başka bir soruda bunu göstermiştim. Bu pozisyon arkadaşlar verilmesi gereken pozisyon. Baş geri, çene yukarı pozisyonu. Fakat bunu ne zaman veriyoruz? Boyun travması yoksa. Suni solunum yapılacak kişilere veriyoruz. Boyun travması varsa niye vermiyoruz? Arkadaşlar boyun travması olduğu zaman omurilik zarar görür, felçe sebebiyet olur. Onun için vermiyoruz boyun travması olanlardan. O zaman doğru cevabımız bu. Bak, sırt üstü yatar pozisyondan başın geriye doğru olması. Fotoğrafı da bu. Verilmesi gereken pozisyonu. Baş çene pozisyonu. Unutmayın. Fakat şurası önemli. Boyun travması olmayacak. Dilin geriye kaçma tehlikesi olmayacak. Boyun travması olursa felce sebebiyet verir çünkü. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Bildiğiniz gibi ilk yardım temel uygulamalarında vardı bu. Şıklarımıza bakalım. Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi etme. Bize ne demiş? Olay yerinin değerlendirilmesi aşaması. Değerli arkadaşlar, bu ilk yardımın temel uygulamalarını biz nasıl kodlamıştık? Hemen oraya bir bakalım. Kabak şeklinde kodlamıştık. Baş harflerini kodlamıştık. K, B, K. K ne anlam ifade ediyordu? Koruma. B, bildirme. Sonraki K de kurtarma ifade ediyor. Kısaca ilk K, yani koruma, güvenliği sağlıyor. İlk müdahaledir. Bildirme 112'ye haber veriyor. Kurtarma da öğrendiklerini uygulama. Şurada da detaylı açılımlar var. Onları tek tek okuruz isterseniz. Siz okuyun. Zaman kaybolmaması için ben okumuyorum. Şimdi olay yerinin değerlendirilmesini soruyordu sorumuz. Bakın şurada doğru cevabımız neydi? Bakın şurada yazıyor. Olay yerinin değerlendirilmesi. Bakın aşağıya açıklamalar kısmına da ekledim detaylı açıklamayı. Bunu bu şekilde neden yaptım? Üste kısa açıklama, kısa bir bilgi. Altta da detaylı bilgi. Çünkü zaman zaman sadece şu üstteki bilgiyi bilmek bile soruyu doğru yanıtlatabilir. Fakat bazı sorularda detay soruyor. O zaman aşağıda okumanızda fayda var. Olay yerinin değerlendirilmesini bize soruyordu. O zaman doğru cevabımız bu soruda A seçeneği oluyor arkadaşlar. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basınç uygulanır? A kasık, B koltuk altı, C şah damarı, D köprücük kemiği. Arkadaşlar baskıyı biz nereye uyguluyoruz? En yakın basın noktasına. Yaranın bulunduğu ya da kanamanın bulunduğu en yakın basın noktasına. Burada baş ve yüzdeki kanamalarda bulunan en yakın basın noktası şah damarıdır. Oraya uygularız. Bununla ilgili şurada bir konu anlatımı yaptım. Fotoğrafını çekin. Bakın basın noktalarını belirttik arkadaşlar. Bakın burada. Tek tek şimdi okuyup zaman kaybetmeyelim ama siz bunun fotoğrafını alın. Kendiniz okuyun mutlaka. Çünkü çıkıyor bu basın noktalarından da sınavda. Yani ehliyet sınavında her şey çıkabilir arkadaşlar. Havuzda 3000 ile 5000 arası soru olduğu tahmin ediliyor. Size rastgele 50 tane soru geliyor havuzdan. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü yerleşim yeri dışında karayolunda saatte 60 km hızla seyrederken öndeki araçlar arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 20, 30, 40, 50.
Hemen cevabımız 62'ye böldük 30. Derseniz yanılırsınız. Özel bir istisna var. Bak altını çizmiş adam. Tehlikeli madde taşıyan demiş. Normal bir araç olsaydı 62'ye böldük 30 diyebilir idik. Fakat burada tehlikeli madde taşıyan olduğunda istisna var. Aradaki takip mesafesinde doğru cevap 50. Onu da şu şekilde anlatayım size. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi takip mesafesini anlatan birkaç tane görsel var. Yarısı kadar kısaca. 50 ise 25, 60 ise 30. Yani ikiye böleceksiniz. Bölme işlemi yapacaksınız. Fakat bir istisna var. O da şurada yıldızlı istisna. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim yerleri dışında karayollarındaki öndeki aracı 50 metre mesafeden takip edecek en az. Yani hız 60 da olsa 50, 30 da olsa 50 en az. Burada bir istisna var. Genelde burada sizi şaşırtabilirler. Buna dikkat edin. Diğer kısımlar kolay. İkiye bölerek yapabilirsiniz diğer soruları. Geçelim sonraki sorumuza. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Aracın yükü ve ağırlığı arttırılır. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki D seçeneği. Lastiklerimiz olması gereken değerde olursa en ideal yakıt tüketim olur. Lastik çok havası olursa ya da çok az olursa yakıt tüketimin etkiler. Motor yüksek devirde çalıştırmak yakıt tüketimini arttırır. Yoğun olduğu yerlerde araç kullanmak yakıt tüketimini arttırır. Yüklü araçlarda yine yakıt tüketimi artar. Sonraki sorumuza geçelim. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Tasarruf. Evet. Günümüzde çok önem arz ediyor. A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Evet inceleyelim şıklar. Termostatın yakıtla alakası olmaz. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. Evet arkadaşlar doğru cevabımız bu. Bujilerin yeni ya da eski olması, sağlıklı sağlıksız olması yakıta fayda sağlar. Yakıtı etkiler. Doğru cevabımız B seçeneği. C'ye bakalım. Lastik hava basınçları indirildiğinde ne olur? Tasarruf değil. Aksine yakıt tüketimi artar. Motor yüksek devirde çalıştırıldığında yine yakıt tüketimi artar. Bir sonraki soruya geçelim. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? İnceleyelim tek tek. 1, 2, 3, 4 şıklarımız. Bu şekilde 4 araç var. 1 numarada bir sıkıntı görüyor musunuz? Hayır, bu yoluna devam ediyor. 2'de bir problem var mı? Okullara bakacağız arkadaşlar. Hayır, bunda da bir problem yok. 3'e bakalım. 3 sollama yapacak. Kimi 4'ü solluyor? Peki burada normal bir durum var mı? Var. Ne için? Şu çizgiyi görüyor musun arkadaşlar? Devam ettirdim. Bu çizgi demek oluyor ki sollama yapılmaz burada. Fakat sollama yapılmaz dediği halde 3 numaralı araç sollama yapıyor. Gördüğünüz üzere onun için hatalı davranmış oluyor. Doğru cevap C seçeneği olur. Peki 4'te bir sıkıntı var mı? Onda da bir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere bu levhalara ve bu tür sorularda levhalar ve yol çizgilerine dikkat ediyoruz. Ona göre çözüyoruz. Yukarıdaki taşlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburdur? Koruma başlığı dediğine kask. Motosiklette evet. Elektrikli bisiklette evet. Lastik tekerlekli traktörde hayır. Traktörde kask takan görmemişsinizdir. Yük motosikletinde de hayır. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Motosiklette, elektrikli bisiklette kask zorunludur. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkartılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası. B. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma. C. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. D. Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Değerli arkadaşlar, bir kişiyi araçtan çıkartmada kullanılan tek bir yöntem var. O da rentek manevrasıdır. Doğru cevabımız A seçeneği. Rentek manevrası ile ilgili bir iki kelam edelim. Bakın arkadaşlar, rentek manevrası bu. Amacı ne? Bu fotoğrafı koyuyorlar, bazen soruyorlar bu manevranın ismi nedir diye. Fotoğraflara dikkat edin. Amacımız neymiş? Omuriliğe zarar vermeden araçtan çıkartmak kişiyi. Burada arkadaşlar rentek ile ilgili olan şeyler yazıyor. Onlar tek tek ben şu an okumayayım. Fakat siz okuyun mutlaka.
Burada önemli olan ne? Baş boyun göğü dizi aslında bozmadan, omuriliğe zarar vermeden çıkartmada kullanıyoruz. Çünkü baş boyun göğü dizi aslında bozar, omurilikte zarar görürse felç olma ihtimali olur kişinin. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerle içecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Değerli arkadaşlar, eğer yüksek ateş varsa baskı uygulama doğru değil, sıcak uygulama yapması yine doğru değil, sıcak diyor adı üstüne yanlış. Arkadaşlar çok soğukta yanlış, bunu bilin. Çünkü bazen şıklarda o şekilde de veriyor. Şekerli içecek verilmesi yanlış. Yani şeker, su verebilirsiniz biraz daha ferahlasın diye. Ama şekerli içecek doğru değil. Oda sıcaklığında küvete. Bakın arkadaşlar, sokulacak küvet oda sıcaklığında. Doğru cevabımız D seçeneği. Çok soğuk küvete sokarsak yine şok etkisi oluşur. Yanlış bir ilk yardım olur. Ne yapmamız gerekiyor? Oda sıcaklığında bir küvete sok. Alıştıra alıştıra. Birdenbire çok soğuk uygulamıyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? Koma, bayılma, sarak krizi, ateşli havale. Burada doğru cevabımız, bize ipucumuz kısa süreli geçici olması. B seçeneğini işaret ediyor. Sonraki soruya geçelim.